Evet, selamlar. Bu arada küçük bir değişiklik fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle arka planımı biraz geliştirdim. Normalde düz gri bir arka planım vardı. Ben şöyle gördüğünüz gibi arkaya beyaz böyle 3D duvar panelleri taktım. Sonra şurada küçük bir sarmaşığım falan var. Ve yapay bir sarmaşık, o yüzden ölme gibi bir derdi yok. Problemimiz yok yani. Böyle işte video çekmiş olduğum ortamı birazcık daha geliştireyim falan filan diye düşündüm. Ve şöyle bu ortamı ortaya koydum. Bence daha güzel bir ortamımız oldu diye düşünüyorum. Ve şöyle aslında bir esasa gelsek, videomuzun konusuna gelsek güzel olacak. Çünkü bugün gerçekten çok güzel ürünlerle beraberiz. Şöyle bu videoda bir değil tam iki tane ürünü inceleyeceğiz. O yüzden birazcık daha hızlı olmam gerekiyor ki şu iki ürünümüzün de tüm teknik özelliklerini anlatayım. En başta bu ürünlerimi şöyle görmüş olduğunuz gibi Rampage'in X-Jammer serisinden ürünler. Bu X-Jammer serisi Rampage'in en son çıkarmış olduğu ve gerçekten uygun fiyatlı gaming ürünlerine vermiş olduğu bir tane serinin ismi. Ve ben de genelde kanalımda orta seviyeli fiyat performans sayılabilecek gaming ürünler inceliyordum. Ama yorumlarda falan çok denk geliyordum, bu ürünlerin fiyatı gerçekten yüksek diyordunuz. Aslında sizin de haklayanlarınız var. Artık orta seviyeli ürünler almaya kalktığımızda buna en büyük etkisi olan şeylerden bir tanesi zaten kur. İşte bundan dolayı orta seviyeli ürünler almak artık bayağı bir zorlaşmaya başladı ve oyuncular artık yeni bir ürün alacağı zaman birazcık daha uygun fiyatlı ve başlangıç seviyesi diyebileceğimiz ürünlere yönelmeye başladılar. Ondan dolayı şöyle Rampage'in X-Jammer serisinden olan iki tane ürünü incelememi bence sevinmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var, aslında bu videonun ana temasını videonun başına falan filan da yazmışımdır. Şok'tan atılan gerçekten inanılmaz iyi, hatta Şok'un reklamına da küçük bir gönderme yapacak olursak, Şok fiyatlarda olan iki tane ürünümüz vardı. Neyse, ben bu videoyu çekmeden önce bu ürünler bana ilk ulaştığında böyle ürünleri falan filan araştırırken ve fiyatlarına falan filan bakarken Şok'ta bu ürünler daha yoktu. Şok'a bu ürünlerin geleceği daha belli değildi. Ve bu iki ürünümüzün toplam fiyatı tam 280 liraydı. Yani bu seviyede olan ürünler için 280 lira biraz yüksek bir fiyat. Yani ortalamada 230 lira civarında bu seviyelerdeki gaming ürünler alabiliyordunuz zaten. Ama ondan sonra bana şöyle bir mesaj geldi. Bu ürünler Şok'ta satılacak. Ayrıca sadece Şok'ta satılmasıyla beraber bitmiyor. Çok uygun bir fiyattan Şok'ta satılacak. Ve bu ürünlerimizin Şok'ta satılacağı fiyatı hemen bir geliyorum. Bu ürünlerimizin şu an toplam fiyatı 280 lira yerine 170 lira. Yani gerçekten inanılmaz iyi bir indirim. Ben de bu indirimi beklemiyordum. Kesinlikle kaçırılmayacak fırsat. O yüzden hatta bu ürünler Şok'ta satılmadan önce bu videoyu yayınlıyorum. Ki o güzel indirimleri falan filan kaçırmayın. Bu iki ürünümüz ve Rampage'in Jammer serisinde olan bir tane kulaklığı, bir tane monitörü, bir tane de oyuncu koltuğu Şok'ta gerçekten çok uygun fiyatlarda satılacak. Yani aranızda böyle klavye, mouse dışında da gaming ekipmanına ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa sizi 18 ila 24 arasında Şok marketleri falan beklerim. En başta şöyle size bir klavyeyi anlatmakla başlamak istiyorum. Ondan sonra mouse'umuza da geçeriz. En başta klavyemizin şöyle bir tane kutusu bulunuyor. Bu kutu zaten Rampage'in neredeyse tüm ürünlerine görmüş olduğumuz, görmeye alışkın olduğumuz klasik bir kutu tasarımı. Hafif grimsi, beyazımsı bir tane yüzeyin üzerine klavyemizin resmi, Türkçe tuş dizimli bir klavye olması, rainbow ışık olması, küçük detayları, küçük özellikleri falan filan yazmışlar. Evet, kutumuzu da açmış bulunuyor. Şöyle kutumuzun içerisine bir tane Rampage'in Jammer klavyesi, bir de şöyle kullanım kılavuzu çıkıyor. En başta klavyemizin sizlere birazcık malzeme kalitesinden ve yapısından bahsetmek istiyorum. Klavyemizin zaten kutusuna da yazmış olduğu gibi ve ekranlardan görmüş olduğunuz gibi metal bir tane yapısı bulunuyor. Bildiğiniz alüminyum bir malzeme. Klavyemizin normal fiyatı 149 lira ama Şok'ta gerçekten uygun bir fiyatta satılacağını söylemiştim. Klavyemizin Şok'ta satılacağı fiyatı da buradan bir hemen söyleyeyim. Klavyemizin Şok'ta satılacağı fiyat 89 lira 90 kuruş gerçekten. Tadından yenmeyen mükemmel bir miktar. Evet, malzeme kalitesini anlatırken bile bir anda fiyatı sıçramayı başardım. Neyse, biz malzeme kalitesinden falan devam edelim. Arka tarafa geldiğimizde burada ön tarafın aksine arka tarafta sert plastik siyah bir tane malzeme kullanılmış. Sonra tabii ki her klavyenin olmazsa olmazı, klavyemizin şöyle arka tarafta iki tane standı bulunuyor. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi ikişer tane silikon yüzeyimiz bulunuyor. Bakın şöyle klavyemizin hemen ortasında böyle dikdörtgen bir tane delik bulunuyor. Bu delik ne işe yarıyor diye soracak olursanız aranıza dikkatini çekenler falan filan da vardır. Bu deliğimiz telefon standı. Telefonunuza da klavyenin üzerinde böyle bir yer verebiliyorsunuz diyeyim. Bu arada bu standın çok böyle mükemmel bir stand olduğunu düşünmeyin. Yani şöyle küçük bir sarsılmada klavyenin üzerine doğru düşebilir. Onu da bir buradan söyleyeyim olayım. Tabii ki bir oyuncu klavyesinin olmazsa olmazında zaten klavyenin üzerinde cayır cayır görüyorsunuz. İlginizi de çekmiştir. Klavyenin ışıkları. Klavyemizin görmüş olduğunuz gibi bölgesel olarak geçen rainbow ledleri bulunuyor. Yani klavyenin her bir tuşun altında led bulunması yerine bölgesel birkaç tane yeşil ledimiz bulunuyor. Aynı şekilde burada kırmızı, burada pembe, burada mor ve burada da mavi ledlerimiz bulunuyor. Bu ledlerimiz bölgesel led olduğundan dolayı, yani her bir tuşun altında led olmadığından dolayı her bir tuş diğer tuş kadar parlak olmayabiliyor. Yani bir kısmı daha parlakken bir
kısmı daha böyle bir soluk ışıksız kalabiliyor. Bölgesel ledler öyle bir tane etkisi bulmuyor. Ama bu klavyemizin şöyle iyi bir tarafı da var. Işıkları kapadığınızda dahi klavyenin ışıklarını ve klavyenin tuşlarını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten 89 lira mekanik bir klavye olmadığını da hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Klavyemiz tamamen membran bir klavye. Membran ne diye soracak olursanız onun içinde şöyle bir parçam var elimde. Bu bir tane klavyenin içerisinden sökmüş olduğum bir membran. Yani bildiğiniz plastik diyebiliriz buna. Siz her bir tuşa bastığınızda bakın şunlar, şu plastik parçalar, şu alttaki plastik yüzeye temas ederek bilgisayarınızın o tuşa bastığını algılatıyor. Bakın hatta şöyle bir tane tuşu çıkardım, içerisinden de belki görüyorsunuz. Biraz önce size göstermiş olduğum plastik membranın aynısı bu klavyemizin içerisinde de bulunuyor. Ve klavyemizin tuş ömrüne gelecek olursak burada Rampage bu klavyenin 10 milyonluk bir tuş ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Yani her bir tuşu 10 milyon kere basabiliyormuşsunuz. Yani tabii bunu test edemeyeceğiz. Ondan dolayı üzgünüm yani. Onda o tarafta yapabileceğim şey bulunmuyor. Ve sonra bu klavyemizin şöyle çok iyi bir tarafı bulunuyor. Bu klavyemizin fiyatı her ne kadar 89 lira 90 kuruş olmasına rağmen klavyemizin kablosu kumaş örgülü bir kablo. Hem kumaş örgülü hem 1,5 metre hem de şöyle bir tane USB girişi bulunuyor. Ayrıca klavyemizin bir de uyumlu kısmına gelecek olursak bu klavyemiz sadece Windows bilgisayarlarda değil aynı zamanda macOS işletim sistemi olan Mac bilgisayarlarda, Apple bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani tamdır klavyemizin teknik özellikleri de bu şekildeydi. Bunu hemen bir kenara kaldıralım ve şöyle mouse'umuzu da bir önümüze alalım. Sırada Rampage'in X-Chamber isimli gaming mouse'u bulunuyor. Tekrardan kutuyu hızlı bir biçimde açacak olursak mouse'umuzu da açmış bulunuyoruz. Mouse'un ise fiyatından bahsetmemiştim. Galiba mouse'umuzun tam fiyatı 79 lira 90 kuruş. Yani yine çok güzel bir fiyat ve yine X-Chamber serisinden bir tane ürün. O zaman bir malzeme kalitesine girişecek olursak şöyle mouse'umuzun üst tarafı tamamen silikondan oluşan, bu sayede oyunu oynarken bir süre sonra eliniz terlese bile mouse'unuz elinizden kaymıyor. Yan taraflar ve alt taraflar hafif parlak diyebileceğimiz sert plastikten oluşuyor. Mouse'umuzun sol tarafında şöyle iki tane ileri geri tuşumuz bulunuyor. Bunların yüzeyini birazcık daha tırtıklı yapmışlar. Güzel olmuş. Yapı olarak da mouse'umuz daha çok büyük el ve orta ellere uygun diyebilirim. Yani küçük elde olan arkadaşlarımız bu mouse'u ne kadar rahat edecektir orasını bilmiyorum. Mouse'umuzun geniş bir tane yapısı bulunuyor. Ve mouse'umuzun en ilgi çekici olan yanına geldiğimizde mouse'umuzun şöyle tam 3 bölgesinde RGB ledlerimiz bulunuyor. Ve mouse'un fiyatı 79 lira 90 kuruş. Yani kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama gerçekten çok iyi fiyat. Hani normalde bunu bir video içerisinde bu kadar kez söylemezdim ama çok iyi fiyat. Neyse devam edelim yani fiyata değinmeden artık yeterince bence fiyata değindim. Şu şekilde mouse'umuzun şu an bir tane ışık efekti bulunuyor. Işık efektlerini de şurada görmüş olduğunuz tuşa basarak. Işık efektlerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an şöyle bir tane ışık efekti ayarladım. Buradaki ışıklarımız şöyle teker teker işte renkli ışıkların akmasıyla beraber renk değiştiriyor. Bu mouse'umuz çıkartak mouse olarak geçiyor. Yani bu mouse aldığınızda herhangi bir uygulamaya, herhangi bir ayara ihtiyaç duymadan direkt mouse'un USB'sini alıp bilgisayara bağlayarak mouse'u çalıştırabiliyorsunuz. Ama eğer ki siz bu mouse'umuzun içerisine gelen ayarlarla memnun değilseniz veya daha farklı ayarlar yapmak istiyorsanız o zaman da mouse'umuzun uygulaması bulunuyor. Ve uygulama üzerine istemiş olduğunuz tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela bu uygulama sayesinde mouse'umuzun tuşlarının işlevini değiştirebilirsiniz. Mouse'a makro ataması yapabilirsiniz. Günlük mod ve iki tane oyunlara özel mod ayarlayabilirsiniz. Bunun yanında mouse'umuzun DPI ayarlarını yapabilirsiniz. Mouse'umuzu 100 DPI'den 7200 DPI kadar istemiş olduğunuz seviyeye 100-100 arttırarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve son olarak da mouse'un hızını ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bu mouse uygulamasının linkini de şöyle açıklamalar bölümüne koymuşumdur. Yani bu mouse'u alırsanız o koymuş olduğum linkten mouse uygulamasını da indirebilirsiniz. Ki bu mouse'u alırsanız bence indirin. Ve tekrardan bu ürünümüzün de kablosuna geldiğimizde burada da bizi şöyle 1.5 metre uzunluğunda siyah kumaş örgülü bir kablo karşılıyor. Yani bunda bile kumaş örgü var. Gerçekten çok hoş. Bu küçük detayları bayağı bir seviyorum. Yani klavyemize de söylemiş olduğum gibi kablomuz kumaş örgüyle sarıldığından dolayı gerçekten sağlam. Bu arada hiç böyle kötü sarıldığını falan filan düşünmeyin. Bayağı sıkı dokunmuş, güzel, sağlam bir kablo. Tabii oyuncuların da önemsemiş olduğu mouse'ların önemli bir teknik özelliği daha bulunuyor. Bu da mouse'ların sensörleri. Mouse'u şöyle hemen çevirdiğimizde altında bir tane optik sensörü bulunuyor. Bu optik sensörümüz böyle daha başlangıç seviyesi diyebileceğimiz gaming mouse'larda görmüş olduğumuz optik sensör. Yani böyle kaliteli bir optik sensörle karşılaştırdığınızda aradaki farkı çok net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Ama yine de deneyimlerim sonucunda bu mouse'la oynamış olduğum oyunlar veya internette takılmış olduğum zamanlar sonucunda bu mouse optik sensörüne hiç fena bir optik sensör değil diyebilirim. Gelelim mouse'umuzun da tuşlara. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi mouse'un tuşlarının hepsinin işlevini değiştirebiliyorsunuz uygulaması sayesinde. Mouse'umuzun şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane
tuşu bulunuyor. Bu tuşların hepsinin 5 milyonluk bir tıklama ömrü bulunuyormuş. Bu da herhalde ortalamada 2 ila 3 yıl arası bir süreye eşittir diye tahmin ediyorum. Yani her gün oyun oynayan biriyseniz ortalamada bu mouse'u 2 ila 3 yıl arası rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Esasında bu mouse'un fiyatına ve teknik özelliklerine baktığınızda bu mouse'u mükemmel diyebilirsiniz. Çünkü mouse'un fiyatı tam 79 lira 90 kuruş. Ama kumaş örgülü bir kablosu bulunuyor. Tamamen ayarlar yapabileceğiniz bir tane uygulaması bulunuyor. Mouse'umuz RGB bir mouse. 7200 dpi kadar mouse'u ayarlayabiliyorsunuz falan. Bunlar gerçekten üst seviye diyebileceğimiz özellikler. Ama bunu size mouse'umuz 79 liralık bir fiyatla sizlere sunuyor. Gerçekten yani ilginç diyebileceğimiz bir şey. Ama şöyle de bir şey var. Hiçbir şeyin mükemmel olmadığını siz de biliyorsunuzdur. Mouse'umuzun da şöyle bir tane birazcık daha diğer özelliklerine göre altta kalan bir tane yanı bulunuyor. Bu da mouse'umuzun tepkime süresi. Normalde biz gaming mouse'larda neye alışkınız? Bir tane mouse'un tepkime süresi 1 milisaniye olur, 2 milisaniye olur, 3 milisaniye olur, 4 milisaniye olur. Yani bunlar genelde gaming mouse'larda görmüş olduğumuz ortalama rakamlar ama en çok kullanılan tepkime süresi genelde gaming mouse'larda 1 milisaniyedir. Ama bu mouse'umuzun şöyle bir tane yanı bulunuyor. Hatta şöyle kutuya da yazmışlar ama böyle çok detaylı bir şekilde yazmamışlar. Böyle birazcık da gizli saklı yazmışlar bile diyebilirim buna. Şöyle 125 Hz. Peki Hz ne demek? Hz 1 saniye içerisinde bilgisayara aktarılan veri miktarı demek. Buradan mouse'un tepkime süresini bulabilmek için şöyle düz bir tane hesap yapıyoruz. 1 saniye kaç milisaniyedir? 1000 milisaniyedir. Hz ne? 1 saniye içerisinde bilgisayara aktarılan veri miktarı. O zaman buradan 1000'i 125'e böldüğünüzde 8 çıkıyor. 8 de bizim mouse'umuzun tepkime süresi oluyor. Yani bu mouse'umuz hatta şöyle açık halinde göstereyim. Mouse'umuzun tepkime süresi 8 milisaniye. Yani ortalamada olması gereken tepkime süresi bence bir oyuncu mouse'u için maksimum 4 milisaniyedir. Yani birazcık yüksek bir tepkime süresi var diyebilirim bu mouse için. Yani dezavantaj yönünden bir tek zaten bu mouse için bunu söyleyebiliyorum. Yani onun dışında gerçekten çok güzel mouse. Ama yine de bu mouse'un tepkime süresinin biraz yüksek olduğunu değiştiren bir tane detay değil yani. Normalde mesela 1 milisaniyelik mouse'lar özellikle FPS oyunları için idealdir. Ama bu 8 milisaniyelik bir tepkime süresi size sunuyor. Yani 8 kat daha yavaş. O zaman gelelim aslında bir gaming ürün inceleme videosunun olmazsa olmazına. Tabii ki ne yapacağız? Bu klavye ve mouse'un bir ses testini beraber bir yapalım. O zaman başlıyorum. Bir mouse'a da geçelim o zaman. Yani tabii ki bu ses testini de yapmasaydık olmazdı. Klavye ve mouse'umuzun ses testi de bu şekildeydi. Bu arada bana arada yorumlarda falan filan yazıyorsunuz. Bu ürünleri incelediğimde böyle bir oyun da oyna falan diyorsunuz. Aslında ben bu ürünlerle beraber video dışındayken test amaçlı oyunlar oynuyorum. İşte dediğim gibi internete takılıyorum arada yazı falan yazıyorum. Ben aslında bu yazmış olduğunuz şeylerin hepsini yapıyorum. Ama tabii ki yorumlarda o kadar istiyorsunuz, sizi kırar mıyım? Tabii ki hayır. O zaman bu klavye ve bu mouse'la beraber küçük bir oyun testi yapmış olduğum kesiti de videonun sonuna doğru bir koyacağım. Yani söyleyecek başka bir şey kalmadı aslında. Gerçekten yani yılın en iyi fiyat performans seti bile diyebileceğimiz gerçekten güzel bir klavye mouse seti inceledik diyorum. Yani tabii ki buna bu kadar iddialı bir şey söyleyebilmemin tek sebebi Shock'un bu klavye mouse'a gerçekten inanılmaz bir indirim yapmış olması. Bir düz hesap olarak da söyleyeyim, 170 liraya bu seti alabiliyorsunuz. Peki bu ürünlerimiz fiyatını hak ediyor mu diye soracak olursanız ayıp ediyorsunuz. Ben bunların fiyatının bu kadar iyi olduğunu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum. Yani kesinlikle fiyatını hak ediyor. Yani benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir diyorum. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanalıma değilseniz şurada veya şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Klasik konuşmamızı da yaptık. Ha pardon, son bir şeyi söylemeyi unuttum ve video önerileriniz varsa yorumlar kısmına da bekliyorum. İncelememi istemiş olduğunuz ürünler olabilir veya işte bir konu hakkında konuşmamı falan isteyebilirsiniz. Onları falan yazabilirsiniz. Bu arada şunu da merak ediyorum. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Bu Shock'a gelen indirimler hakkında ne düşünüyorsunuz veya bu indirimli ürünlerden hangisini almayı planlıyorsunuz veya ben bu videoyu yayınladıktan sonra aldınız bile. Onları işte yorumlar kısmına falan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum, okuyacağım. Yani o zaman dediğim gibi benden bu kadar. Hadi ben kaçtım.